Rusya'dan hiç beklenmeyecek bir TFX açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, Türkiye'ye TFX savaş uçağını üretmek konusunda yardımcı olabiliriz diyerek iki ülke arasında tarihi bir işbirliğinin ilk sinyallerini verdi. Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği ve 2029 yılına kadar envantere almayı planladığı TFX savaş uçağı, Rusya'nın ortaklığıyla çok daha erken bir tarihte göreve hazır olabilir. Rusya'nın sahip olduğu aviyonik ve stealth yani görünmezlik teknolojilerinin teknoloji transferi yöntemiyle TFX projesine aktarılmasıyla yerli savaş uçağımız 2029 yerine 2026 yılına kadar envantere kazandırılabilir. Rus askeri uzman Dmitri Shugayev, Rusya'nın TFX üretimi alanında Türkiye ile işbirliği yapma ihtimali var. Türkiye'ye uçak motorları, uçak ekipmanları ve uçak yönetim sistemleri konusunda önerebileceğimiz ve yardım edebileceğimiz konular var dedi. Bu sayede TFX uçağının daha erken bir tarihte envantere girebileceğini söyleyen Rus uzman, bu anlaşmadan iki ülkenin de karlı çıkacağının altını çizdi. TFX projesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içi özgün tasarım modeliyle karşılanması amaçlanıyor. Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmekte. Uçağın 2023 yılında hangardan çıkması ve 2026 yılında ilk uçuşunu yapması gerekiyor. Milli havacılık firmamız TUSAŞ'la projenin birinci tasarım aşaması olan ön tasarım faaliyetleri için Savunma Sanayi Başkanlığı'yla sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrası devam etmekte. Projenin planlanan teslim tarihi olan 2029 yılına yetiştirilmesi için çalışmalar devam etse de, F-35 projesinden resmen çıkartılan Türkiye'nin TFX uçağını daha erken üretmek için Rusya ile işbirliği yapması halinde uçak planlanandan 2-3 yıl kadar daha önce envanter alınabilir diyelim. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Sizce Rusya ile ortaklık kurulmalı mı yoksa TFX tamamen Türk malı olarak hiçbir yardım almadan mı yapılmalı? Lütfen yorumunuzu ve tercihinizi aşağıya yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.